Okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşma ile atmosfere su buharı karışır. Atmosferdeki su buharı yükselerek soğur ve yoğunlaşmaya uğrar. Böylece bulutlar oluşur, sonrasında yağışlarla su tekrar yeryüzüne ulaşır. Yağışlarla yeryüzüne ulaşan sular, okyanuslara, denizlere, göllere, akarsu ve yeraltı sularına karışır ve böylece su döngüsü devam eder. Yüzey sularını oluşturan göller, akarsular ve bataklıklar kuruduğunda atmosfere karışan su buharı miktarında da azalma meydana gelir. Bu durum su döngüsünü olumsuz etkiler. Dünyadaki suların %97'si tuzlu iken %3'ü ise tatlı sulardan oluşur. Dünyadaki tatlı suları buzullar, yeraltı suları ve yüzey suları oluşturur. Dünyanın en büyük tatlı su kaynağı ise buzullardır. Oranı ise %68.3'tür. Dünyadaki tatlı suların %0.3'ü ise yüzey sularından oluşur. Dünyadaki tatlı yüzey sularının %87'sini göller, %2'sini akarsular ve %11'ini ise bataklıklar oluşturur. Dünya yüz ölçümüne bakıldığında dünyanın yüz ölçümünün %71'i sular, %29'u ise karalardan oluşur. Dünyada kara ve deniz dağılışına bakıldığında kuzey yarımkürede karaların oranı güney yarımküreye göre daha fazladır. Güney yarımkürede ise denizlerin oranı kuzey yarımküreye göre daha fazladır. Kuzey yarımkürede %39 kara, %61 denizlerden oluşur iken güney yarımkürenin %19'u kara, %81'i ise denizlerden oluşur. Dünya yüzeyini oluşturan okyanuslar Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'dur. Okyanusların yüz ölçümünün büyükten küçüğe sıralanışı ise Büyük Okyanus, Atlas ve Hint Okyanusu şeklindedir. Boğazlar ile okyanusa bağlanan karalarla çevrili denizlere iç deniz, kıta kenarlarında yer alan ve büyük boğazlarla okyanusa bağlanan denizlere ise kenar deniz adı verilir. Denizlerin tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ekvatora yakın denizler tuzluluk oranı daha yüksek olan denizlerdir. Kızıldeniz tuzluluk oranı yüksek olan denizlerden iken Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Kuzey Buz Denizi gibi denizler tuzluluk oranı daha azdır. Akdeniz ve çevresinde yer alan Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi, Adriyatik Denizi ve Tiren Denizi iç deniz özelliğine sahiptir. Bu denizlerden kuzeyde olan Karadeniz'in tuzluluk oranı diğerlerine göre daha azdır.